Mekke'ye gelen hacıların, umrecilerin muhakkak ziyaret etmeye çalıştığı, tırmanmaya çalıştığı İslam alemi için oldukça önemli olan bir dağdayız. Mekke zaten adeta bir dağ denizi ama bulunmuş olduğumuz bu dağ hemen kendini gösteriyor. Burası Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyin, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indiği dağ. Hemen baktığımız zaman görüyorsunuz oldukça yüksek, yaklaşık 640 metre yüksekliğinde olan bir dağ ve Peygamber Efendimiz'in sık sık geldiği, sık sık çıktığı, Allah'a dua ettiği mağara, Hira mağarasına da bu güzel dağ ev sahipliği yapıyor. Çok özel bir dağ, her zaman kalabalık burası, onu söyleyelim. Mescid-i Harem'e yaklaşık 5 kilometrelik mesafede bulunan Nur Dağ, Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyin geldiği dağ. Her saat Müslümanların sıcak demeden çıktıkları nurlu bir dağ burası. Merdivenlerden hızla tırmanıyoruz. Tabii o zamanlarda Peygamber Efendimiz bu dağa tırmanırken merdivenler yoktu. Hira mağarasına doğru yavaş yavaş biz tırmanıyoruz ama kimisi de ziyaretini çoktan yapmış iniyor. Hira mağarasına doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Nur Dağı'nın eteklerindeyiz. Ve eteklerine tırmandıkça eşsiz bir Mekke manzarası kendini gösteriyor. Birazcık yoruldum tabii ama sorun yok. Çıkmaya devam ediyoruz. Evet, burada tabii temizlik görevlileri dikkat çekiyor. Temizlemeye çalışıyorlar ama ne yazık ki çevrenin pis olduğu da gözlerden kaçmıyor. Biraz daha bence özen göstermeliyiz. Çünkü buralar bizim mekanlarımız, kutsal mekanlarımız. Eğer biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz buralara. Yani kendimizin bilinçli olması gerekiyor. Gerçekten ben çıkarken yukarıya çok üzüldüm demin yani. Nur Dağı'na çıkmak biraz zahmetli oluyor. Hira mağarasına ulaşmak için ara ara dinlenmek en güzeli. Müslümanlar Peygamber Efendimizin o dönemlerde neler hissettiklerini, yaşadıklarını bir nebze bile olsa burada anlamaya çalışıyorlar. Ülkemizden gelen umreciler kesinlikle Hira Mağarası'nı, Nur Dağı'nı boş bırakmıyorlar. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler hissediyorsunuz? Çok muhteşem bir duygu. Rabbim herkese yaşatsın. Amin. İnşallah herkes gelip görür de Peygamber Efendimiz için neler çektiğini görürler. Evet. Olanın kıymetini bilirler. Evet. Birbirine değer verirler. Ne zorluklar var, neler çekmişler onu görmek. Evet. İsterim ki herkes görsün. Kesinlikle öyle. İlk kez mi geliyorsunuz? İlk kez geliyorum. Rabbim inşallah eşime de nasip eder. Amin. İnşallah. Allah kabul etsin. Sağ olun. Siz neler hissediyorsunuz? Neler? Yani bütün Müslümanların gelmesini isterim gerçekten. Bir nebze de olsa Peygamber Efendimiz'in hani ne güçlükler çektiğini anlayabilirler. Tabii biz merdivenlerle ne kadar zor çıktık. O zamanlarda merdivenler yoktu. Tabii hani gerçekten çok zormuş. Evet, eşi de buraya erzak getiriyordu yarıya kadar. Peygamber Efendimiz iniyordu aşağı, yemeği alıyordu. Fedakar bir eşmiş. Evet. Çok fedakar bir eşmiş. Gerçekten öyle. Öyle bir eşlik nasip etsin. Amin. Herkese. Hemen size soralım. Siz neler hissediyorsunuz? İlk gelişiniz mi? Yok, ikinci gelişim. 6-7 ay evvel hac için buradaydım. Allah i̇kinci kabul etsin. Kız kardeşim ve yengem burada. Onlarla ne kadar güzel. Getirdik. Allah herkese nasip etsin. Amin. Özellikle ilk vahinin indiği yer. Bir de Peygamberimizin burada ne meşakkatlerle yürüdüğünü, onun hatırasını hissetmek çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederiz inşallah. İnşallah. Herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah. Evet, herkes inşallah gelsin. Nereden geldiniz? Urfa'dan geliyoruz. Oo, Şanlıurfa. Evet. Bütün Şanlıurfa'ya selam olsun diyoruz. Selam. Şanlıurfa da çok güzel. Doğrudur. Bekleriz. Balıklı Göl harika. Selam. Orası da çok kutsal. Evet. Çok teşekkürler. Fotoğraf çekinelim hemen tabii ki. Sosyal medyada paylaşacağız. Başarılar diliyoruz inşallah. Sağ olun. Evet. Facebook adresimiz facebook.com/dünyayigeziyorum. Twitter ve Instagram dünyayı geziyor. Çekilebiliriz. Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından artık Hira Mağarası'na ulaşmış bulunuyoruz. Nur Dağı'nın zirvesindeyiz. 640 metre yükseğe tırmandık ve tırmandığımız zaman da inanılmaz bir manzarayla karşılaştık. İşte hemen arkamızda Peygamber Efendimiz'in günlerce geldiği, tefekkür ettiği, Allah'a dua ettiği mağara, Hira Mağarası yer alıyor. Hira Mağarası'nın olduğu yer görüyorsunuz inanılmaz dolu. Müslümanlarla dolup taşıyor. İnsanlar Peygamber Efendimiz'in girdiği o mağaraya girmeye çalışıyorlar. Şükür namazı kılmaya çalışıyorlar. Çok büyük bir kalabalık var. Arkama baktığım zaman hemen kıblemiz Kabe var. Görüyorsunuz Zemzem Kulesi'ni görüyoruz. Zemzem Kulesi'nin olduğu yerde Kabe. Ve işin ilginç yanıysa Peygamber Efendimiz'in tefekkür ettiği mağarada kıbleye, Kabe'ye bakıyor. Evet Hasan Bey, şimdi çok önemli bir dağdayız. Çok önemli bir mağaranın yanı başındayız. Buranın önemini acaba anlatabilir misiniz bize, izleyicilerimize? Burası Nur Dağı. Evet. Burası Peygamber Efendimiz'in peygamberlik vazifesini aldığı yer. Burası Kur'an'ın ilk nazil olduğu yer. Evet. Allah Resulü Mekke'de müşriklerden bunaldığı zaman sık sık gelip Cenab-ı Hak'la baş başa kaldığı, tefekküre girdiği bir yer burası.
Kur'an'ın ilk nazil olduğu yer burası. Ve Allah Resulü burada yaşadığı olayları buradan indikten sonra Hazreti Hatice Validemize gidiyor ve Hazreti Hatice Validemize anlatıyor. Allah Resulü 35 yaşından sonra buraya çıkıyor ve uzun süre burada kalıyordu. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak Allah Resulü'nü peygamberliğe hazırlamaya başlıyordu 35 yaşından sonra. Ve ona Hıra'yı, Cebel-i Nur'u sevdirmeye başlıyor. Evet. Ve Allah Resulü 40 yaşına geldiği bir Ramazan ayında, bir Kadir gecesinde burada yaşadığı olayı Hazreti Hatice Validemize şöyle anlatıyor. Bir ses duydum diyor ve kalktım, o sese doğru yöneldim diyor. Ve bana ben Cibril'im, sen de Allah'ın Resulüsün dedi ve bana oku dedi diyor. Ben okuma bilmediğimi söyledim. Ve ikinciye diyor bana yine oku dedi, beni sıktı diyor. Yine okuma bilmediğimi söyledim. Ve Allah Resulü ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu. Beni üçüncüye öyle bir sıktı ki diyor, kaburga kemiklerim diyor birbirine geçti. Ve bana tebligatı yaptı, kayboldu. Ve daha sonra Allah Resulü o telaştan mağaradan aşağıya inerken, ya Muhammed, ya Muhammed diye diyor bir ses duydum gökten diyor. Ve o sese doğru yöneldim diyor. Cebrail'i gördüm diyor, kanatları doğuyla batıyı kaplayacak kadar büyüktü diyor. Ve Allah Resulü o korkuyla eve gidiyor. Hazreti Hatice Validemize üzerimi ört diyor. Ve üzerini örtüyor ve yine uykuya dalıyor. Ve Cenab-ı Hak yine Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor Allah Resulü'nün başına. Ey örtülere bürünmüş insan, kalk diyor, İslam'ı anlat diyor. Ve Allah Resulü kalkıyor o telaşıyla. Hazreti Hatice Validemize Allah Resulü'nü gördüğü zaman o vaziyette öyle diyor. Ya Resulallah diyor, niye uyumadınız diyor. Ben diyor kime ne anlatayım diyor. Bana anlat diyor. Ve ilk olarak İslam'ı Hazreti Hatice Validemize anlatıyor. İlk olarak İslam'ı Hazreti Hatice Validemize anlatıyor. Ve ilk Müslüman kim oluyor? Hazreti Hatice Validemize oluyor. Cennette sağlığında ilk müjdelenen kişi kim? Hazreti Hatice Validemiz. Hemen aşağı baktığımız zaman da küçücük bir mağara var. O mağara zaten bir insanın sığabileceği boyutta. Evet. Çok küçük bir mağara. Ve insanlar tabii orayı hiç boş bırakmıyorlar. Burası 24 saat kalabalık değil mi? Evet, 24 saat böyle. Burası gece gündüz böyle. Yani buraya gelip de elini kolunu sallayarak içeriye gidip iki rekat namaz kılamıyorsunuz. Evet, ne yazık ki çünkü evet. Çok kalabalık. İnsanlar orada tabii ki o duyguyu hissetmek istiyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz o mağaranın içine giriyordu. Ben de bu kadar zamandır gelirim, ben de giremedim. Çünkü her zaman çok kalabalıktı. İşte o olayların yaşandığı, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indiği, İslamiyet için, İslam tarihi için, İslamiyet'in doğduğu yerdeyiz. Evet. İşte şu anda Hira Mağarası'nın yanı başında Nur Dağı'nın zirvesindeyiz.